şeyin analizisin Hamas İsrail arasındaki meseleye ve savaşa dair kripto paralara olan bakış açısı ve söylemleri abartılı bulması ve bu konuya ilişkin bir rapor yayımlamış olması üzerine konuşacağız. Şöyle bir yandan da girelim. Chain Analysis, Hamas'a yönelik kripto finansmanları abartılıyor. Doğru abartılıyor. Biden yönetim bunun üzerinden piyasayı biliyorsunuz tehdit bile etti. Farklı isimlerden birbirine oldukça benzer açıklamalar geldiği gibi burada Elizabeth Warren tamamen İsrail ile Hamas arasındaki bu savaşın direkt olarak kripto paraların suçu olduğunu söyleyecek kadar bile ileri gitti. O yüzden gerçekten de abartılıyor. Aslında kripto paralar bir isterse bütün varlıklarını buradan finanse etsinler. Kripto paraların ne suçu olabilir? Ne alaka? Yani önüne geçemeyecek kadar enayiysen yapacak bir şey yok. Adamlar internet üzerinden iletişim sağlıyor olabilir ya da telefon. Bu internetin ya da telefonların kötü olduğu anlamına gelmez. Sen o kadar enayisin ki buna müsaade ediyorsun. Chain Analysis, İsrail'deki Filistin operasyonlarını finanse etmek için 10 milyonlarca dolarlık kripto para fonu toplandığına dair raporların abartıldığını öne sürdü. Ha tabii abartı kavramında bir de işin bu boyutu var. Söylenen şeyler yanlış. Adamlar bir şey diyor. Fakat bu kadar yüksek bir fon kripto üzerinden gerçekleştirilmedi zaten. Çok daha fazla farklı yöntemler izledikleri de biliniyor. O yüzden bir de tabii ki bu anlamda da abartıldığını söyleyebiliyoruz. Şirket, Hamas ve bağlantılı gruplara gerçekleştirilen kripto finansman akışının gerçekliğin çok ötesinde olduğunu savunan blog yazısı yayımladı. Kripto yoluyla sağlanan terör finansmanının durdurulmasının önemini vurgulayan Chain Analysis, yanlış anlamalara yol açmaması adına bu fonların gerçekte nasıl kullanıldığını anlamanın da önemli olduğuna dikkat çekti diyor. Blog yazısında bu terörist grupların diyor kripto para birimi kullanımına ilişkin abartılı ölçümler ve kusurlu analizler gördük ve bazı yanlış anlamaları ele almak zorunda hissediyoruz ifadeleri yer alıyor. Mesela konuyla alakalı daha önce de konuştuk. Binance aynı zamanda Tether, ABD ve İsrail ile birebir çalışma hali yürüterek bu noktada Hamas'ın varlıklarını dondurmuş ve İsrail hazinesine devretmişlerdir. Fakat Coinbase tarafından buna ilişkin herhangi bir durum gerçekleşmemiştir. Yani Coinbase şimdiye kadar herhangi bir cüzdan ya da fon dondurmadı. Zaten bu olayın üzerine Coinbase borsası ve kripto paralar Biden yönetimi tarafından bir tehdit aldı. Ancak kullanılmıyor olma ihtimali çok yüksek Coinbase'in. Yani şimdi eğer yoksa adam neyi donduracak? Yani sert çıkmanın anlamı ne burada? Eğer yoksa adam neyi donduracak? Yani var edip öyle mi donduracak? Ki zaten Coinbase'in Hamas tarafından kullanılmış olma ihtimali çok çok düşük. Hadi Binance'ı kullanır, Tether'i kullanır bilmem ne fakat Coinbase bir ABD kuruluşu daha da önemlisi. ABD regülatörlerine çok bağlı bir ABD şirketidir. O yüzden tutup da Coinbase'i kullanacak kadar zaten akılsız olduklarını da düşünmüyorum. Wall Street Journal geçtiğimiz hafta Filistin İslami Cihat'ın Ağustos 2021 ile Haziran 2023 arasında tarihleri arasında 93 milyon dolarlık kripto para topladığını, Hamas'ın da aynı zaman diliminde yaklaşık 41 milyon dolar topladığını bildirdi. Rapor Chain Analysis'in rakibi de diyebileceğimiz Elliptic'in veri analizine dayanıyordu. Elde edilen varlıkların gerçekten teröristlere ulaşıp ulaşmadığı bile net değilken Wall Street Journal'ın haberi İsrail saldırısının arkasındaki Hamas militanları kriptoda milyonlar topladı başlığıyla yayımlaması eleştirmenlerin pek de hoşuna gitmedi. Ayrıca eleştirmenler bu meblağın devlet tarafından sağlanan terör finansmanına nispeten çok az olduğunu belirttiler diyor. Evet. Ya diyor ki böyle bir fon ayrılmadı. Ayrıldıysa bile devletin terörizm için ayırdığı fonun yanında deve de kulak kalır diyor.
Evet, bu kısım doğru ki dediğim gibi kriptolar üzerinden ayrıldıysa burada yani ne denebilir? Şimdi dolarla da finanse edildi. O zaman dolara da mı aynısını diyeceğiz? O zaman doları da suçlayın. Doların suçu. Hamas'a giden fonlar ABD dolarıyla da gitti. O zaman doların da suçu var yani. İsrail Hamas arasındaki çatışmanın çıkmasının sebebi ABD doları. Yani ne diyebilirsiniz ki buna? Aynı mantık. O doğruysa bu da doğru eğer. Aynı işlem aynı sonuç yani aşağı yukarı. O yüzden durumu çok da abartmamak gerekiyor. İkincisi Wall Street Journal zaten piyasada o kadar fazla fudaber vermiştir ki birini ikisini sayamazsınız. TTR'de Binance'da yani fudaber iftira adamlar bildiğiniz iftira attı piyasaya çokça. Kripto para finansmanı pek de mantıklı değil. Hamas Nisan ayında yaptığı açıklamada işbirlikçilerin yakalanma riski olduğundan kripto bağış toplamayı askıya aldığını duyurmuştu. Chainalysis, blok zincirinin sağladığı şeffaflığın kötü aktörlerin aleyhine olduğunun altını çiziyor. Terörizm finansmanı kampanyalarının kamuya açık, blok zinciri teknolojisinin de şeffaf olduğu göz önüne bulundurulduğunda kripto paraların terörizm finansmanı açısından hiç de mantıklı bir çözüm olmadığını görebilirsiniz. Evet, bu noktada yapılabilir mi? Yapılabilir. Fakat o yüzden söylüyorum, zaten bu tutup da ikinci bir taraf işin içerisine girmiyor. Sen İsrail neymiş? İstihbaratı çok güçlü ve enayi misiniz siz? Yani istihbaratınız o kadar güçlü, siber anlamda çok güçlüsünüz ama kripto paralar gibi blockchain'i kullanan dediği gibi açık ve şeffaf bir ortamda Hamas sizin gözünüzün içine baka baka bu fonları kaydırdıysa kimin suçu var? Kriptonun Hamas'ı finanse edip etmediği sorusunun yanı sıra bu konu ABD'nin kara para aklamaya yönelik kontroller hakkında devam eden politika tartışması için de önem arz ediyor. Elizabeth Warren ve Roger Marshall 18 Ekim'de diyor VSC'nin Hamas'ın finansmanı ile ilgili haberine atıfta bulundular. Her ikisi de kara para aklamayı azaltmak amacıyla kripto işlemlerin raporlanması amaçlayan dijital varlık kara para aklamayı önleme yasasını destekliyor. Özellikle Warren bir kripto karşıtı ordu kurma hedefi olan sadık bir kripto eleştirmeni. Chainalysis, VSC tarafından belirtilen şişirilmiş tahminlerin terör finansmanı karıştığından şüphelenilen hizmet sağlayıcılara yönlendirilen para akışlarını da kapsadığını söyledi. Ancak bunlar fonların teröristlere ait cüzdanlara ulaştığını kanıtlamıyor. Aynen doğru. Aynı zamanda Elizabeth Warren ve bunun gibi düşünen kişilerin tamamına 2024'te üzerine sifon çekiliyor, merak etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.